3, 2, 1. Merhaba, ben Barış Soydan. Yastık altı para, isminin hilafına yastığın altındaki para değildir. Ama isminin imlediği bir şekilde bankacılık sisteminin dışındaki paradır. Biliyorsunuz Osmanlı'da para ve altınlar küp içinde toprağa gömülerek saklanırmış. Bugün hala belki bu yöntemi kullanan vardır ama daha çok evlerimizdeki altınları bilezik olarak saklıyoruz. Yastık altı para Türkiye'de çok yüksek bir meblağa ulaştığı tahmin ediliyor. Rivayetler muhtelif. Kimse bugüne kadar Türkiye'deki bilezikleri saymadığı için tam rakamı bilmiyoruz. Bu zaten mümkün değil. Ama 100 milyar dolar ile 200 milyar dolar arasında bir rakamdan söz ediliyor. Bu dünyadaki diğer ülkelere göre hayli yüksek bir oran. Neden bu kadar yüksek Türkiye'de yastık altı para? Çünkü geçmişimizde yüksek enflasyonun hakim olduğu uzunca bir dönem var. Bankaya götürdüğümüz paranın bir ay sonra veya üç ay sonra geri aldığımızda eski değerini yitirdiğini gördüğümüz için veya babalarımız, annelerimiz gördükleri için bankada Türk lirası olarak saklamak yerine altın olarak bilezik biçiminde saklamanın daha mantıklı olduğunu düşünmüşler ki haklılar. Çünkü altın genel olarak enflasyona karşı bir koruma imkanı sağlıyor. O gün de sağlıyordu, bugün de sağlıyor. Yastık altındaki paraları bozdurmak işe yarar mı? Evet, işin doğrusu eğer bütün yastık altındaki paraların tamamı bozdurulacak olsa gerçekten de yarar. Türkiye'nin bankaları o zaman dolarlarla veya işte dövizle, TL ile dolup taşar. Ama bunun gerçekleşmesi mümkün gözükmüyor. Çünkü vatandaşlar krizlere ve enflasyonlara karşı hem kendi kişisel hayatlarında hem de Türkiye ekonomisinde yaşanabilecek krizlere, büyük çalkantılara karşı bir güvence olarak yastık altlarında para veya altın saklıyorlar. Bu son derece insani bir korunma kaygısı. Bu kaygı psikolojik bir faktör. Siyasi sebeplerle insanların bu kadar temel bir dürtüyü, bir endişeyi bir kenara bırakıp yastık altındaki birikimini getirip bankaya teslim etmesini beklemek gerçekçi bir beklenti değil. Bugüne kadar olmadı. Bundan önce de siyasetçiler bu beklentilerini dile getirmişlerdi. Bugüne kadar olmadı. Bundan sonra da işin doğrusu olacakmış gibi gözükmüyor. Bu ancak vatandaşların Türkiye'deki sisteme güvenlerinin artması, TL'nin istikrarlı, güvenilir bir para birimi haline gelmesiyle kendiliğinden yavaş yavaş olacak bir şey. Bir ülkenin iflasının bir şirketin iflasından çok da farkı yoktur. Şirket borçlarını ödeyemez. Ülke de borçlarını ödeyemez. Daha önce dünya tarihinde 20. yüzyılda defalarca oldu. 50'den fazla kez devletler 20. yüzyılda iflas etmişler. Yani borçlarını ödeyemez duruma düşmüşler. Buna da teknik olarak moratoryum adı veriliyor. Türkiye moratoryum bugüne kadar ilan etmedi. Ümit ederiz ki bundan sonra da ilan etmez. Ama Arjantin yakınlarda bu duruma düştü. İflas ettiğinde bir ülke bütün kredibilitesini yitirir. Bu da elbette finansal olarak parya noktasına düşmesi anlamına gelir. Komşumuz Yunanistan moratoryum yani iflas riski yaşamıştı biliyorsunuz o acı karanlık kriz döneminde. Ama Avrupa Birliği ve IMF'den gelen yardımla moratoryuma ilan etmeden yani bu iflas noktasına teknik olarak düşmeden kurtarmayı bildi. Ama bunun karşılığında çok büyük tavizler verdi. Emekli maaşlarında %30'lar civarında indirime gidildi. Yani kırpıldı maaşlar. Aynı keza memur maaşlarında %30'lar civarında veya %20 küsurlar civarında kırpılmaya gidildi. Yani iflastan yırtmanın bazen bedeli çok ağır olabiliyor. Önümüzdeki bir sene boyunca 180 milyar dolar dış borç ödeyeceğiz. Özel sektör ödeyecek. 50 milyar dolarda yaklaşık cari açığın finansmanı yükümlülüğüyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla 230 milyar doları Türkiye'nin dışarıdan bulması gerekiyor. Borcu borçla çevireceğiz ama acaba borcu borçla çevirebilecek miyiz? Özel sektör firmaları için zor bir süreç olacak.
İtfaları gelen borçlarını yeni borç alarak, yeniden borçlanarak ödemeye çalışacaklar. Ama yeniden borç alırken kendilerinden istenen faizlerin son derece yükseldiğini görecekler. Belki de kim bilir bazı şirketler borçlarını yenileyemeyecekler. Onlar iflas riskiyle karşı karşıya kalacaklar. Ama bu ülke iflası anlamına gelmez. Türkiye devleti kendi borçlarını, yani devlet borçlarını ödemeye devam edecektir. Çünkü Türkiye'nin dışarıya olan borcu, kamu borcu ortalamaların aslında altında. Ama özel sektör firmalarının borçlarını yenileyemiyor olması bir noktadan sonra sistemik bir kriz ihtimali yaratmaya başlayabilir. Sistemik kriz Yunanistan'ın bir zamanlar yaşadığı ağırlıkta bir krize dönüşebilir. Ve Türkiye bir uluslararası garantörün garantisine muhtaç duruma düşebilir.